Evet, bugün 19 Şubat 2023, depremin 14. günü. Pazarcık'ın köylerindeyiz. Şimdi de Musolar köyüne gidiyoruz. Musolar büyük bir köy. Bu köye bağlı bir de İlyaslar Obası vardı. Biraz önceki videomuzda İlyaslar köyündeki durumu, son durumu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Musolar köyüne gidiyoruz. Evet, şu an Musolar köyündeyiz. Bu köyde de yıkılan çok sayıda bina var. Şimdi hem bu binaları sizlere göstereceğiz, bu yapıları, hem de köydeki insanların son durumunu ve bu köy hakkındaki temel bilgileri öğreneceğiz. Burada duvarları çökmüş bir yapı. Yine çadırda kalan insanlar, hemen karşıki evde de çatı onarılıyor. Burada tabi hala artçı depremler devam ediyor. Ama insanlar yaşamlarını idame edebilmek için ayakta kalan evlerinde onarım işlerine başlamış durumda. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Evet. Çatıyı söküyorlar. Çatıdaki bütün tahtaları söküyorlar. Şurada birinci katı tamamen çökmüş. Tabi birinci kat iş araçlarının, birey araçlarının içerisinde olduğu bir kattı. Hemen görüyorsunuz, traktör var yapının altında. Birçok köyde birinci kat böyle araçlarını, traktörlerini park ettikleri kat olarak kullanıyorlar. Bazen hayvan barınağı, ikinci katta da insanlar yaşıyor. Sonra böyle musular. Tabi burada mesela evleri hemen yan tarafta hasar görmüş. Zaman zaman evlerinden ihtiyaçlarını gideriyorlar ama şu müştemilat gibi bir yere branda çekmişler ve burada kalıyor bu aile. Yıkılan ev çok var mıydı? Yıkılan ortalama 70, muhtarın söylemini söylüyorum. Evet. 70 hane olduğunu. Yani tamamen enkaza mı dönüşmüş, yoksa ağır hasarlı? Ağır hasarlı kullanılmayacak olan. Şekilde. Kullanılmayacak. Köyde Musolar'da yaşamını yitiren oldu mu enkazın altında? Tek tesellimiz oydu. O da bir kişiydi. Evet. Hasan Emir rahmetli oldu. Evet. Yaralılar kurtuldu. Kimisi şeyde enkaz altında kaldı. Bir şekilde kendi çabalarıyla kurtuldu. Evet. Tek sevindiğimiz nokta odur. Çok geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle. Taş duvarlar tamamen taş yığınına dönüşmüş. Köyün içini dolaşmayı sürdürüyoruz. Evet, bazı köylüler en azından gündüz ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerine giriyorlarmış. Ama burada. Amca merhaba. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Nasılsınız? Hoş
Vallahi nasıl olacak işte, nerede bir sıcaklık bulursak oraya kaçıp duruyor. Evet. Böyle bu evde kimse yok değil. Bu evde kimse yok, evet. Siz şu yıkılan ev miydi? Evet, evet. Bu yan yatmış. Evet, şu üzerinde yıldız olan evde yaşıyormuş amca. Biraz önce gösterdim, altında traktör vardı. O yıkılmış. Sağ kurtulmuşlar neyse ki. Şu an şu müştemilatta kalıyorlar. Siz bu müştemilatta kalıyorsunuz değil mi? Bu üzerinde çadır olan. Evet, o çadırda kalıyorlar. Tabii güneşlenmek için amca buraya gelmiş. İsmin neydi senin amca? İmam Sungur. İmam? Sungur. Sungur. İmam Sungur amca. Kurmancı. Az Ahmedi Hatme. Az Kastecime. Az Diyarbakır. Çok 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 iyi. Çok sağ olasınız. Çok iyi. He, çok iyi. Evet. Diyarbakırlılar ilk günden beri buradalar. Evet, evet. Geldiler, köy köy dolaşıyorlar. Biz de gazeteciyiz, biz de köy köy dolaşıyoruz. Evet, evet. Sen yalnız mı kalıyordun evde? Dütene bu an. Hanım yatakta kalkamıyor. Hastadır o. Ben buraya kadar gelmiyorum. Peki bir şeye ihtiyacınız falan var mı? Geliyor yok, mu size bir şey? Temin ediyorlar. Ediyorlar, evet, çok iyi. Çok iyi. Köyde cemevi falan var mı? Cemevi var. Ha. Oraya geliyor, oradan sizlere. Oradan bize dağıtıyor. Çok çok iyi. Çok iyi. Evet, Musalar'da böyle durum. Evet. Kaç ev vardı burada? Burada 150-160 var. 150-160 ev var. Ama şimdi bir şey kalmadı. Yarısı boş. Evet. Hep dışarı kaçtık. Evet. Musular köyünün yarısı boş. Neyse ki yıkılan binalarda da evet, kimse olmamış ama Hasan emmi vefat etmiş herhalde, evet, burada. Evet, İmam, İmam. İsmi İmam. Evet. Hasan dediler biraz önce. Hasan yok, Hasan diye bir şey yok. Evet. İmam. İmam. Evet, evet, İmam burada vefat etmiş, evet, diyor amca da. Enkaz altında kaldı. Hı hı. 3-4 tane de inek. Enkaz altında kaldı. Evet. 3-4 tane de koyun keçi ayın kadar. Diğerleri kurtuldular. Evet, ne güzel. Kurtuldular. Ne güzel. İmam kaç yaşındaydı? İmam 70-71 yaşında var. Soy ismi neydi? İmam Yetişkin. İmam Yetişkin. Yetişçi. Evet. Evet. Ha. Çok teşekkür ederim amca. Çok geçmiş çok, olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet. Yaşım 80, daha böyle bir şey görmedik. Evet. 80 oldu yaşım. Daha böyle bir darbe, bir şey görmedik. Evet. Ufakta bir sarsıntı gelip geçiyordu. Ama şimdi sesle beraber gürültü yapıyor. Hala devam ediyor. Hissediyor musun o evet, artçıları? Evet, evet. Mesela akşamda beri iki sefer oldu. Ama dışarı kaçıyor. Neydi? Başka. Evet. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Olasın. Sağ ol, sizden de. Evet, buraya güneşlenmeye gelmiş aslında amca. Burası Musolar köyü. Yarısı boş. Yani 150-170 hani biraz önce konuştuğumuz beyefendi Hasan Engiz'in yaşamını yitirdiğini söylemişti ama amca hayır, İmam ismi dedi. Yani belki de iki isimli olabilir. Çünkü burada biliyorsunuz bazen kimlikteki isimle halk arasındaki isim farklı olabiliyor. O yüzden o kargaşa ondan dolayı olabilir. Burada da yıkılan ev var. Köpeğin başında bir yara var. Bilmiyorum artık o yara köpek kavgasında mı oluşmuş yoksa depremden dolayı mı? Burada yine yıkılan başka bir yapı var. Evet, burada tamamen enkaza dönüşmüş bina sayısı az. Enkaza dönüşenlerde de çoğunda kimse yaşamıyormuş. O yüzden böyle
teselli noktası olarak sadece bir kişinin yaşamını yitirmesiyle bu felaketi atlatmış köylüler. Şu an Musolar köyünde durum biraz böyle. Ara sıra yoruluyoruz, nefes nefese kalıyoruz, o yüzden kusura bakmayın. Bu sesimiz, nefes alışverişimiz olduğu gibi görüntülere yansıyor. Ama yetişebilmek için, yetiştirebilmek için aralıksız dolaşıyoruz. Evet, Musolar köyünde sadece bir vatandaş yaşamını yitirmiş ve bu da bu köyde yaşayanlar için teselli noktası olmuş. Bu evde tamamen yıkılmış, enkaza dönüşmüş evlerden biri. Güzel ama evin altı komple gitmiş yani. Evet. Rezillik şimdi. Çadırlarda yaşıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Çok şükür. Çoluk çocuğumuza bir şey yok. Evet. Hasar tespit komisyonları ulaştı mı sizin köyde? Geziyorlar içinde. Hasar tespit geçen arkadaşlar evet. Onlardır. Onlar baktılar. İşte hasar tespit yapıyorlar. Bekliyoruz abi. Evet. Yani. Sizin ev için ne dediler ön inceleme için? Ön inceleme bakıyorlar. İşte hasar budur, şudur diye bir şeyler yapıyorlar. Hı. Geziyorlar işte. Millet hasar tespitini yapıyorlar. Çok şükür yani. Evet. Çoluk çocuğumuza bir şey olmadı. Şükür. Çok iyi. Yani tek teselli noktası evet, o zaten. Teselli yani. Evet. Evet şey çok yok. Geçmiş olsun. Yok, kayınbabamın evidir. Hatta kaldıra çıkardık. Sağ kurtuldular onlar da. Ha, çok. Yaralanıyla falan şimdi. Çok şükür. Çok iyi. Onlarda bir şey yok. İşte çok iyi. Şey yapıyoruz. Bekliyoruz. Çok iyi. Çok geçmiş olsun. Çaremiz yok yani. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun.
Sular köyü böyleydi. Hasar tespit komisyonu ekipleri gördüğünüz gibi burada evleri dolaşıyorlar ve evlerde incelemelerde bulunup ilk ön incelemelerini yapıp evlerin duvarlarına karakollar yapıştırıyorlar. Yıkılacak olan evlere de yıkım tutanağını yapıştırıyorlar ve köyden ayrılıyorlar. İyi bakın kendinize, bir başka videoda görüşmek üzere.